hafta vizesiz seyahat edilebilen bir ülkedeyiz. Bize yaklaşık uçakla bir saatlik mesafede 500 yıldan fazla Osmanlı hakimiyetinde kalmış, zengin tarihe, tadılacak birbirinden leziz geleneksel lezzetlere, gezilip görülecek harika mekanlara sahip olan Kuzey Makedonya'dayız. Ve şu anda programımızı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten Osmanlı'nın mükemmel eseri Tarihi Taş Köprü'nün yanı başından başlatıyoruz. Hemen sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise Dünyayı Geziyor diyoruz ve Kuzey Makedonya'yı keşfe başlıyoruz. Dünyayı Geziyorum'da bu hafta Balkanların incisi. Bize çok yakın Kuzey Makedonya keşif rotamızda olacak. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp kazan Biskepçe her köşesini adım adım gezeceğiz. Şu an Osmanlı dedenin yaptığı güzel bir caminin içine girdik. Kuzey Makedonya'nın sembollerinden biri Üsküp Kalesi. Ata yadigarı Osmanlı eserleriyle dolu Üsküp'te çok güzel rotalar, eşsiz tarihi eserler bizi bekliyor. Bu köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak da anılmış tarihte. Dünyanın en güzel tarihi köprülerinden biri Üsküp'ün Taş Köprüsü Dünyayı Geziyorum'da olacak. Ayrıca ülkenin nefes kesen doğal güzellikleri de bizi bekliyor. Burası dünyanın en güzel bakalım içi nasıl? Bu macerada bizi milyonlarca yıllık mağaralarda karşılayacak. Yakup Can'la beraber sizi bu bölümümüzde Makedonya'nın ikinci büyük şehri Manastır'a da götüreceğiz. Manastır'ın gezilecek köşelerini hep beraber keşfedeceğiz. Dönemin en önemli askeri okullarından biri olan bu tarihi mekanda Mustafa Kemal Atatürk de eğitim görmüş. Ve çok daha fazlası Dünyayı Geziyorum da. Eğer hazırsanız hadi keşfe başlayalım. İstanbul Havalimanı'ndan havalanan uçağımızla yolculuğumuz yaklaşık Üsküp'e bir saat olacak. Bir saat içerisinde güler yüzlü kabin ekibi tarafından birbirinden leziz ikramlar sunulurken bir yandan da son dönem filmleri izliyoruz. Bembeyaz bulutların arasından süzülerek artık bizden vize istemeyen ve Türkiye'den bir saat geride yaşayan Kuzey Makedonya'ya ulaşıyoruz. Uçaktan indik, uçaktan iner inmez hemen soluğu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te aldık. Şu anda Üsküp'ün merkezindeyiz, kalbindeyiz. Bulunmuş olduğumuz bölge Üsküp'ün modern mimarileriyle donatılmış, yeni Üsküp'teyiz diyebiliriz. Ama iki adım attıktan sonra eski şehre, eski çarşının olduğu yere gireceğiz. Bulunmuş olduğumuz bölgenin tarihi binlerce yıl öncesine gidiyor. 8000 yıllık bir geçmişe sahip, sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle her zaman medeniyetlerin hakim olmak istediği bir bölge olmuş. Makedonya, Balkanlar ve Osmanlı da bu topraklara geliyor. Fatih Sultan Mehmet'le beraber bu topraklar Osmanlı hakimiyetine katılıyor. Bu nedenle de birbirinden güzel Osmanlı eserlerini sizlerle beraber keşfedeceğiz. Şu anda Kuzey Makedonya'dayız. Aslında birkaç yıl önce geldiğimiz zaman bölge Makedonya olarak isimlendiriliyordu. Fakat yıllardan beridir Makedonya'nın Yunanistan'la bir takım sorunları olduğundan dolayı yapılan anlaşmalarla beraber Makedonya artık Kuzey Makedonya olarak isimlendiriliyor. Ülkenin nüfusu yaklaşık 2 milyon civarında, şu anda bulunmuş olduğumuz başkent Üsküp'ün nüfusu ise yaklaşık 800 bin kişiden meydana geliyor. Üsküp, ülkenin en büyük kenti, başkenti ve ülkenin sanayi, ekonomi, ticaret, eğitim merkezi. Hep beraber Üsküp'ü keşfetmeye devam ediyoruz. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, ülkenin en canlı şehri. Milattan önce 4000'lerden beridir yaşam olan Üsküp'te birçok medeniyetin izi bulunuyor. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Osmanlı döneminden kalan en güzel eserlerden biri de şu anda bulunmuş olduğumuz
Eski Çarşı. Burası aynı zamanda Türk Çarşısı olarak da isimlendiriliyor. Osmanlı'nın bölgeye gelmesiyle beraber buraya inşa edilen ilk yerler arasında işte bu Eski Çarşı yer alıyor. Balkanların en önemli ticaret merkezi olmuş tarihte ve bugün de hala bir açık hava alışveriş merkezi olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. Ekonominin, finansın merkezi diyebiliriz bu güzel çarşı için. Bölgenin geleneksel yemeklerini yapan dükkanlar, köfteciler, hediyelik eşya satan minik minik butik dükkanların hepsi Eski Çarşı'da yer alıyor. Şimdi sizlerle beraber camileriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, dar sokaklarıyla aynı Anadolu'dan bir görünüme sahip olan bu güzel tarihi çarşıyı keşfedeceğiz. 1392 yılında Osmanlı egemenliği başlayan, 500 seneyi aşkın Osmanlı yönetiminde kalan bölge bizi bir anda Anadolu'da bir şehirde gibi hissettiriyor. Osmanlı Çarşısı birçok sokaktan meydana geliyor ve bu sokaklarda hala Osmanlı zamanındaki gibi esnaflar varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar ve bulunmuş olduğumuz bu sokakta Kuyumcular Çarşısı olarak isimlendiriliyor. Altının, kuyumculuğun kalbi işte bu çarşıda atıyor. Oldukça renkli, hareketli olan tarihi Osmanlı Çarşısı her daim cıvıl cıvıl. Eski çarşının içinde bir sürü han, hamam, cami var. Biz de şimdi Kapanhan'dayız. 15. yüzyılda yapılmış ve hala kullanılıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslavya'nın parçası olan ülke 1991 yılındaysa bağımsızlığını ilan ediyor. Osmanlı'nın iziyle dolu olan Üsküp'ün merkezi gezilecek birçok mekana sahip. Çarşıda gezerken karşımıza çok da güzel hamamlar çıkıyor. İşte bu hamamlardan biri Davutpaşa Hamamı. II. Selim'in yaveri tarafından yaptırılmış ve bugün de hala görüyorsunuz kullanılıyor. Bir sanat galerisi olarak işlev görüyor. Osmanlı döneminden kalan çarşıda aynı zamanda geleneksel lezzetlerin yapıldığı harika dükkanlar da var. İşte bir köftecideyiz. Buranın meşhur lezzeti köfte olunca buraya gelince köfte yemeden dönmek olmuyor değil mi? Oluyor, nasıl yok. Gene buradayız, ne vakit zaman var ise biz en eski lokantası burada çarşıda. En güzel, en meşhur parmak köftesi bizim Üsküp köftesi. Evet, bu arada esnaflar da görüyorsunuz Türkçeyi çok güzel konuşuyorlar. Maşallah, size öğrendiniz artık Türkçeyi. Öğrendim buraya. Ben sadece boş takayım ama öğrendim buraya Türk çarşıda. 30 sene bu işi çalışıyorum bu bir yerde. Maşallah. Bu lokantası. Maşallah gerçekten. Sağ ol. 300-400 yıllık Çınar'ın yanındayız, Osmanlı döneminden kalmış. Peki mesaj var mı bizi izleyen izleyicilerimize, Türklere, buraya geleceklere? Vallahi mesaj yok. Ben deyim, herkes Türkiye'ye ne geliyor, buyurunuz. Ne vakit isterseniz, 24 saat burada açıklar. Meşhur köfte, kaşarlı köfte, başka tandırı, dana, kuzu eti, ciğer, sucuk, kuru fasulye ciğerden meşhurdur. Harika. Hani o salatayı peynirli üstüne. Evet, bizim çobak salata. Çobska salata. Bayılıyorum evet. Ona zaten. Evet. Köfte de bu arada hem mükemmel. Güzel, hem güzel ev ayranı. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olasınız, var olasınız. Teşekkür çok. Ne geldiniz buraya, vizit yaparsınız bize. Gene buyurunuz, ne vakit var ise. Yine geleceğiz. Gene şimdi buyurunuz. Buraya kadar geldik. Köfte yiyip, köfte yedikten sonra çekimlerimize devam edeceğiz. Biz burada çekim yaparken Nilüfer Hanım bizi tanıdı. Fotoğraf çektirdik beraber. Dünyayı geziyorum. Balkanlar'da çok izleniyor. Makedonya'da çok izleniyor. Ve Nilüfer Hanım Osmanlı Türklerinden kalmış. Burada yaşıyor. Harika. Neler söyleyeceksiniz burayla ilgili? Sizi burada görmek çok güzel. Hoş geldiniz diyorum tekrardan Üsküp'e. Makedonya'ya hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Rastgele rastladım. Sizi gördüm ve dünyayı güzel aslında Ohrid'de resminizi görmüştüm burada olduğunuzu görünce. Ay, çok sağ olun. Dedim ki bir resim çekilelim çok en azından. Çok teşekkürler. Çok incesiniz. İzleyicilerimize mesajınız var mı? Üsküp'ümüze hoş gelin. Her zaman buyurun gelin. Burası bayağı tarihi eserler. Aslında Osmanlı tarihinin kökeni diyebiliriz evet, burası. Evet kesinlikle. Herkesi buraya bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sizi memnun oldum gördüğüme. Çok ben de teşekkür ederim. Biz de çok memnun olduk. İyi ki buradasınız. Sizi seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Dünya geziyor. Sağ olun. Çok bye teşekkürler. Bye. İyi görüşürüz. Gezmeler. Sağ olun. Müzik
dört bir yanında Osmanlı dönemine ait olan eşsiz güzellikte eserler var. Ve özellikle de camiler nefes kesiyor. Biz de şu anda başkent Üsküp'te meşhur Mustafa Paşa Camii'nin önündeyiz. Bütün Kuzey Makedonya'ya baktığımız zaman yaklaşık 600 tane cami, başkent Üsküp'e baktığımız zaman da 80'den fazla cami kendini gösteriyor. Ve bu camilerin birçoğu da atalarımızdan, Osmanlı'dan kalmış. Aynı Mustafa Paşa Camii gibi. Tarihi bölgede yer alan Mustafa Paşa Camii 1492 yılında inşa ediliyor Mustafa Paşa tarafından. Mustafa Paşa Yavuz Sultan Selim'in veziriydi ve işte kendi adına da böyle ihtişamlı, böyle güzel bir cami yaptırmış. 2006 yılında da restore edilerek TİKA tarafından tekrar Müslümanların kullanımına açılmış. Bugün hala bu güzel cami Müslümanlar tarafından kullanılıyor, ibadet yapılabiliyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan bu güzel Ata Yadigarı Camii, bölgenin en güzel camilerinden biri olmuş. Yavuz Sultan Selim'in veziri olan Mustafa Paşa'nın eseri, bu güzel cami, aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Osmanlı ruhunu koruyan eşsiz bir eser. İzleyiciler, şu an Osmanlı dedenin yaptığı güzel bir caminin içine girdik. Masmavi bir tavanı var deniz gibi. Lütfen baba bir tavanını gösterir misin? Baba neden wow dedin? İyi öyleyse. Güzel bir cami, çok güzel. İzleyiciler, caminin içinde roket gördüm. Gelin. İlk defa caminin içinde bir maket görüyorum. Gördüğünüz gibi aynısını yapmışlar buraya da. Gelin devam edelim. Güzel bir cami. Ben az önce buldalamaz kıldım. Minik sunucumuz Yakupcan'ın gözünden de bu tarihi camiyi gösterdik size. Tamamen sade bir tasarıma sahip olan cami, ilk günkü yapıldığı tasarıma sahip. Mermerden mihrabı ve minberiyle, hat sanatıyla, üzerindeki dualarla bu Osmanlı eseri tarihi bugüne getiriyor. Beş vakit açık olan bu güzel cami, geleneksel Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Bu güzel camiyi sizlere gösterdikten sonra hemen caminin yanı başında bulunan ve buradan yürüyerek rahatlıkla ulaşılabilen şehrin meşhur kalesine geçiyoruz. Kuzey Makedonya'nın sembollerinden biri Üsküp Kalesi ve biz de şu anda Üsküp'ün merkezinde her yerden kendini gösteren birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Üsküp Kalesi'ni sizlerle keşfedeceğiz. Üsküp'ün eski şehir merkezinde gezilecek en güzel tarihi yapılardan biri Üsküp'ün sembolü kalesi. Vardar Irmağı'nı olduğu gibi gören yüksek bir tepe üzerine inşa edilen kale şehrin birçok noktasından da görülüyor. Kale şehrin merkezinde olduğundan yürüyerek de kolayca ulaşılabiliyor. Üsküp Kalesi medeniyetlerin beşiği olmuş. Tarih önceki medeniyetler gelmişler buraya küçük kaleler inşa etmişler. Ardından Romalılar gelmiş burayı büyük bir ordu merkezi haline getirmiş. Sonra Sırp Krallığı gelmiş, Bulgarlar gelmiş derken 1365 yılında Osmanlı'nın bölgeye hakim olmasıyla birlikte kaleye yeni yeni yapılar inşa edilmiş. Ve bugün kalenin içerisinde görmüş olduğumuz mimarilerin birçoğu Osmanlı'nın imzasını taşıyor. Osmanlı bölgeye hakim olduktan sonra kalenin içerisine camiler yapmış, hamamlar yapmış, komutan odaları, koğuşlar inşa etmiş, askerlerin zaman geçirdiği mekanlar inşa etmiş, silahların, okların muhafaza edildiği odalar inşa etmiş. Ve o zamanlarda burası Üsküp Sancağı'nın da merkezi olmuş. Şehrin en yüksek noktalarından biri burası olduğundan dolayı Osmanlı bu kaleye yeniden hayat katmış. Ve bugün yapıların çoğu restore edilerek görüyorsunuz yeniden hayata kazandırılıyor. Birçok tarihi eser, tarihi yapı müze olmayı bekliyor. Yeniden restore edilmiş ve yakın zamanda da bölgenin tarihini anlatan eserlerle dolu bir müze kalenin içerisinde ziyaretçilerle olacak. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Bir yanımızda zengin bir tarih,
karşımızda modern Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün modern mimarileri. Tarihle bugün adeta iç içe geçmiş Kuzey Makedonya'da. Vardar Nehri'nin kıyısındaki bu nefis kale, nefes kesen bir güzelliğe ve zenginliğe sahip. Zengin tarihin aynası olan Üsküp Kalesi, Osmanlı döneminden kalan bu manzarasıyla gelen herkesi kendine hayran bırakıyor. Ünlü gezgin Evliya Çelebi de kaleye geldiğinde 1660 yılında yazmış olduğu seyahatnamesinde eşsiz güzelliğe sahip olan bu kaleden de bahsetmeyi ihmal etmemiş. Ve bugün de her yaştan gezginin adresi oluyor bu tarihi kale. Üsküp'ün tarihi kalesinde gezerken gezgin çılgın gençlerle karşılaştık. Ülkemizden Balkanları gezmek üzere otostopla yola çıkmışlar. Gerçekten çok ilgi çekici maceraları var. Otostopla böyle bütün Balkanları neredeyse gezmişler. Ben tebrik ediyorum kendilerini. Otostop çeke çeke Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, işte en sonunda Makedonya'ya kadar geldik. Wow. Daha planımız devam ediyor. Ondan sonra tüm Balkanları gezmeyi planlıyoruz. Gerçekten harikasınız. Ya bunu yaparken hiç böyle bir tedirgin olmadınız mı? Nasıl aklınıza geldi? En tedirgin olan genelde ben oluyorum. Onlar evet. Daha cesur. Hani kızlar birazcık evet. Daha böyle tedirgin olur. Evet. Hani erkekler tamam ama evet. Siz de bir çok cesursunuz. Evet, bir de benim ilk tecrübem. Daha önce böyle bir tecrübem olmadı. Wow. Annemle görürse... Hiç güzel olacak. Güzel olacak. Peki neler hissediyorsunuz otostopla gezmek? Nasıl bir duygu? İnsanlar alıyorlar mı? En kötü arabası olan adam bile saatte 30 kilometreyle gitti halde bize yaklaşık 4 saatlik yola götürdü. Çok güzeldi yani. Eski yeni demiyor. En külüstür araca da biniyorsun. Çok enteresan insanlar. Çok rahat gidiyoruz yani. İnsanlar Türk gezginlere alışık ama mutlaka teşekkürler. Hoşça kal. Evet, herkes öğrenmiş, herkes biliyor. Herkes Türkçe biliyor. Evet. Romanya'da da öyleydi ve çok fazla Türk dizileri izliyorlar. Evet, tabii. Sürekli tabii. Diziler hakkında konuşuyorlar, aynen, şarkıcılar hakkında nasıl konuşuyorlar. Yani bir köprü oluyor değil mi ülkeler kesinlikle, arasında? Evet, kesinlikle. Biz hani pek farkında değiliz ama insanlar dizilerden çok etkileniyorlar kesinlikle. Ve ülkemize ayrı bir ilgi duyuyorlar. Evet. Gezmek isteyenlere mesajınız var mı? Siz bizden daha böyle macera perest bir şekilde geziyorsunuz. Aynen. İmkansız diye düşünmemek gerekiyor. Evet. Bir de çok fazla... Maddi olarak düşünmemek gerekiyor geziyi. Evet. Önemli olan tadını çıkarmak, yemek ya da işte kalacak yer bir yer bir şekilde ayarlanıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İyi gezmeler diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi yayınlar. Tam da gün batımında geldiğimiz kalede harika bir gün batımı manzarası var. Tarihin içerisinde işte bu güzel surlardan hem Vardar Nehri'ne bakıyoruz hem de Üsküp'ün o nefes kesen manzarasına. Günü kalede bitiriyoruz ve kaleden biraz dinlenmek üzere otelimize geçiyoruz. İşte otelimizde artık konaklayacağımız odamıza gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bir bakıyorum odamıza. Aman Allah'ım ne kadar güzel bir odada kalıyoruz. Bulunmuş olduğumuz otelin kral dairesini vermişler bize. Gerçekten çok güzel. Son yıllarda Üsküp'e çok büyük yatırımlar yapılıyor. Çok güzel, çok lüks oteller açılıyor. Harika bir odamız var. Kocaman bir salonumuz var. Odamız gerçekten çok güzel. Şöyle devam ediyoruz. Toplantı odamız var görüyorsunuz. Birçok banyomuz, birçok tuvaletimiz var. Öyle uzun ki koridorumuz. Yürü yürü bitmiyor gerçekten. Şimdi yatak odamıza geldik. Yatak odamızda önce banyoya sizi götürmek istiyorum. Şöyle yavaş yavaş giriyorum. Ne karşılayacak beni gerçekten? Ben de çok heyecanlıyım. Harika bir jacuzzi'miz var. Gerçekten jacuzzi'mizi gördükten sonra hemen şöyle yatak odamıza geliyorum. Of! Odamız mükemmel. Yatak odamız kocaman görüyorsunuz. Üsküp'ün en lüks odasındayız. Gerçekten ben bayıldım. Şimdi biraz burada dinleneceğiz. Dinlendikten sonra tekrar Üsküp'ü keşfetmeye devam edeceğiz. Piyano çalmayı çok seven Yakupcan, lobide bize ve diğer misafirlere resital verirken Aydoğan Bey ile karşılaşıyoruz. Aydoğan Bey, Makedonya Türkiye Fahri Konsolosu, Makedonya Türkiye Ticaret Odası Başkanı ve aynı zamanda kendisi Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin mütevelli ve yönetim kurulu başkanı. Ve biz şu anda onun otelinde konaklıyoruz ve bu misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz, bizim için çok büyük gurur.
Dünyayı geziyorum, bize misafirimiz olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Biz çok mutluyuz gerçekten. Geldik, buraları çekiyoruz, tanıtıyoruz, gösteriyoruz. İzleyicilerimize neden zengin bir tarif var, sizi vesilenizle de göstermiş oluyoruz. Teşekkür ederiz. Şehrin tam merkezindeki otelimizde dinlendikten sonra Üsküp'teki keşiflerimize devam ediyoruz. Ve şehrin renkli, olmazsa olmaz tarihi merkezine geliyoruz. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, özellikle de büyük, geniş, güzel meydanlarıyla kendini gösteriyor. Biz de şu anda Üsküp'ün en eski ve bugünün en büyük meydanındayız. Bulunmuş olduğumuz bu meydan aslında çok eskilerden beridir, asırlar öncesinden beridir hep meydan olarak kullanılmış ama bugünkü ihtişamlı bu büyük haline 2014 yılında geliyor. Özellikle meydana baktığımız zaman dev dev anıtlar kendini gösteriyor ve bu anıtların en ihtişamlısı hemen arkamızda atına binmiş İskender heykeli. Büyük İskender'in anıtı bu topraklara dikilmiş. Çünkü bu topraklar için Büyük İskender çok önemli bir kahraman olmuş. Tarihe baktığımız zaman aslında Makedonya toprakları Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan'a kadar uzanırmış. Ve o zamanlarda Büyük İskender bu topraklara hakim olmuş. Yaşanan Balkan savaşlarından sonra topraklar bölününce Büyük İskender de paylaşılamayan bir kahraman haline gelmiş. Bugün hala her ne kadar Yunanistan'la Büyük İskender sorun olsa da Makedonya'nın en önemli kahramanlarından biri Büyük İskender. Ve işte görüyorsunuz meydana da Büyük İskender'in dev bir anıtı yapılmış. Muhakkak buraya gelenler bu meydanda fotoğraf çekiniyorlar. Böyle güzel güzel görüyorsunuz turistler arkadalar. Anılarını ölümsüzleştirmek için bu meydana geliyorlar. Bütün gösteriler, toplantılar, mitingler, konserler, yeni yıl kutlamaları bulunmuş olduğumuz şehrin bu büyük meydanında yapılıyor. Meydandan Üsküp'ü keşfe devam ediyoruz. Ve tarihi Osmanlı Köprüsü üzerinden, Taş Köprü'den yolumuza devam ediyoruz. Köprünün üzerinde Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan mihrap da hala sapasağlam. En son 2002 yılında restore edilen köprü bugün Üsküp'te en önemli yaya yollarından. Köprü Osmanlı'nın en kıymetli imzalarından biri bu şehirde. Adeta bir güneş gibi doğuyor diyebiliriz Üsküp'ün şehir merkezine. Osmanlıların inşa ettiği Taş Köprü'den bahsediyorum. Hemen arkamda kendini gösteriyor. Aynı zamanda bu köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olarak da anılmış tarihte. İnşası 2. Murat zamanında başlıyor ama tamamlanması Fatih Sultan Mehmet dönemine denk geliyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde denk geldiğinden dolayı Fatih Köprüsü olarak da bir zamanlar isimlendirilmiş. Gerçekten mükemmel bir eser diyebiliriz. Osmanlı'nın ruhunu, dokusunu bugüne taşıyan en önemli eserlerden biri. 214 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 12 tane gözden meydana gelen harika bir başyapıt diyebiliriz. Vardar Nehri'nin tam üzerinde iki yakayı birbirine bağlayan Osmanlı'nın müthiş bir başyapıtı. Bugün hala aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen kullanılan bir köprü. Araç trafiğine kapatılmış, sadece yayalar, bisikletliler geçebiliyor. Gerçekten de harika bir eser. Zaman içerisinde zaman zaman restore edilmiş ve bugün de görüyorsunuz Üsküp'ün, hatta Kuzey Makedonya'nın en önemli sembolü. Muhakkak Üsküp'e gelenler bu harika Osmanlı eserini görmeden, köprünün üstünden geçmeden, buraları fotoğraflamadan buradan ayrılmıyorlar. Ben de bu güzel köprünün fotoğrafını çekeceğim. Sosyal medyada paylaşacağım. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Dünyayı Geziyor. Kuzey Makedonya'yı tüm hızımızla keşfediyoruz. Vardar Nehri'nin üzerinde, başkent Üsküp'te, tarihi Taş Köprü'deyiz. Ve bizi Balkanlar'da gezdiren tur firmamızın sahibi Cihangir Bey'le birlikteyiz. Cihangir Bey, kendisi aynı zamanda profesyonel basketbolcu. Profesyonel spor kulüplerinde Türkiye'de oynamış ve şimdi Üsküp'te bizi gezdiriyor. Çok teşekkür ediyoruz size Cihangir Bey. Bizim için bir zevk de sizi Kuzey Makedonya'da ağırlamak. Her zaman bekleriz. 2006'dan beri Kuzey Makedonya Üsküp'te badem tur olarak hizmet vermekteyiz. Son 3 senenin en iyi tur şirketiyiz İnkomik olarak. Gelen misafirlerimize bütün Balkanları gezdirmeye çalışıyoruz. Sizi de hoş geldiniz diyorum öncelikle. Çok bizi mutlu ettiniz ve her zaman kapımız açıktır size. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel yerler gezip görüyoruz sayenizde. Biz teşekkür ederiz. Bu güzel toprakları keşfetmeye devam ediyoruz.
Makedonya'da, başkent Üsküp'ün yanı başında harika bir doğanın içindeyiz. Üsküp'e yaklaşık yarım saatlik mesafede bulunan, göz kamaştıran bir doğayla buluşan Matka Kanyonu'na geldik. Matka Kanyonu'nun bu tertemiz pırıl pırıl suları, Treska Nehri'nin suları. Dağlarına baktığımız zamansa milyonlarca yıl öncesinden bugüne gelmiş harika doğal oluşumlar kendini gösteriyor ve yeşilin her tonuna sahip olan mükemmel bir doğa Matka Kanyonu'nda gelen ziyaretçilerle buluşuyor. Şimdi sizlerle birlikte derin, ince, uzun bir vadiye bu güzel kanyona gireceğiz ve bu harika tabiat içerisinde doyasıya zaman geçireceğiz. Buraya gelen turistler özellikle de yaz mevsiminde bol bol bu güzel kanyonda zaman geçiriyorlar. Çok güzel serin bir havası, buz gibi suları olduğundan dolayı turistlerin en keyif aldığı noktalardan biri Kuzey Makedonya'da Matka Kanyonu. Kano yapanlar, teknelerle gezenler, hatta yüzenler hepsi Matka Kanyonu'nda oldukça güzel zaman geçiriyorlar. Makedonya'ya gelen doğa sevenlerin doğa turizmindeki ilk duraklarından biri Matka Kanyonu oluyor. Dağların ortasında, nehrin üzerinde insan öyle keyif alıyor ve öyle dinleniyor ki biz bütün günümüzü burada geçiriyoruz. Ve hatta isteyenler doğa içindeki butik otellerde de konaklama şansına sahipler. Matka Kanyonu'nda yapılacak en güzel işlerden birini yapıyoruz şu anda. Bu güzel nehir üzerinde, Treska Nehri üzerinde düzenlenen tekne turlarından birine katıldık. Biz tekneyle buraları gezmeye karar verdik ama aynı zamanda isteyen turistler zaman zaman yolumuzun üstüne çıkıyor. Kanolarla da bu güzel kanyonu gezebiliyorlar. Doğa sporları yapmak isteyenler için Matka Kanyonu harika bir adres diyebilirim. Sessiz, sakin, pırıl pırıl bu sularda insanlar yemyeşil tabiata doyarak bu güzel kanyonun tadını çıkarıyorlar. Doğaya hayran kalmamak elde değil. Öyle güzel, öyle tarifsiz, öyle zengin bir tabiat var ki hayran kalmamak elde değil. Ağaçların binbir çeşidini burada görüyoruz. Doğanın en güzel halini, en bakir, en balta girmemiş ormanları işte bu güzel Matka Kanyonu'nda görüyoruz. Bölgeye ait binbir çeşit endemik canlı, bitki türü Matka Kanyonu'nda çıkıyor karşımıza. İşte kanocular. Bakın baba oğul kanoya atlamışlar. Aman Yakupcan görmesin. Evet, şu anda burada kano keyfi yapıyorlar. Sıcakta yapılacak en güzel şeyi yapıyorlar şu anda. 500 bin hektarlık alana yayılan bu dev kanyon, Treska Nehri ile Vardar Nehri'nin buluştuğu alanda yer alıyor. 1937 yılında yapılan barajla bugünkü görünümüne kavuşan kanyon, ayrıca ülkenin en eski yapay gölü olma özelliğine de sahip. Teknemizle serin serin kanyonda gezerken kanyonda mağaralar olduğunu öğreniyoruz. Ve biz de en meşhurunda mola veriyoruz. Vrelo Mağarası. Kanyonda yer yer duruluyor. Kanocular duruyor, tekneciler duruyor. Birbirinden güzel durak noktaları var. Ve biz de şimdi dünyanın en meşhur mağaralarından biri Vrelo Mağarası'nda durduk. Mağaranın içine doğru gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Oo, trafiğe bakar mısınız? Ne kadar kalabalık. Şimdi teknemizle geldik gideceğimiz yere. Şu an merdivenleri çıkıyor. Şu an bir mağaraya gideceğiz. Yani acaba bakalım gideceğimiz mağara güzel mi? Yakupcan mikrofona artık sahiplendi. Vrelo Mağarası'na geldik. Tabii Vrelo Mağarası'na çıkmak birazcık zahmetli. Ve birkaç tane basamağı aşmak gerekiyor. Dağların zirvesine doğru tırmanıyoruz görüyorsunuz. Ve dağların zirvesine doğru tırmanırken de rehberimiz yolumuzun üstüne çıkan kelebeklerden bahsetti. Çok güzel kelebekler uçuyor. Bölgede sadece bu kanyonda 77'den fazla kelebek çeşidi yaşam sürüyormuş. Gerçekten şaşırmamak elde değil. Bölgeye özgü bitkiler, değişik değişik ağaçlar, çiçekler işte Matka Kanyonu'nun bu güzel sularıyla beslenerek görüyorsunuz ya, engin bir orman haline gelmiş. İzleyiciler, şu an mağaraya geldik. Burası dünyanın en güzel mağaralarından.
iki nasıl? Evet, ben de çok merak ediyorum. Hadi girelim. Evet. Al onu sen de mikrofonu. Evet, yüksek yüksek Sarp kayaların arasında çeşit çeşit mağaralar var. Aynı zamanda dünyanın en derin su altı mağarası da yine Matka Kanyonu'nun içinde yer alıyormuş. Milyonlarca yıl öncesinden kalan bu mağara keşfedilmiş ve keşfedilmesiyle beraber turizme kazandırılmış. Yakupcan yavaş çünkü kaygan olabilir. İçinde iki tane de yeraltı gölü bulunuyor. Yusun, Yusun. Evet, Yusun var tabii ki. Yavaş yavaş gizemli mağaranın içine doğru iniyoruz. İçini görmek için oldukça heyecanlıyız. Mağaranın içine girdik. Mağaranın içine girer girmez su damlaları bizi karşıladı. Yani aynı milyonlarca yıl önce olduğu gibi bugün de hala oluşum içinde olduğunu anlıyoruz bu güzel mağaranın. Mağaranın en büyük özelliği akustik sisteminin harika olması. Tamamen doğal tabii ki ama burası turizme kazandırıldıktan sonra buranın harika bir akustiği olduğu keşfedilmiş. Bakın sesleneyim. Yakupcan! Görüyor musunuz ne kadar güzel bir akustik var? Tamamen bir kireç mağarası burası. Tabii görmüş olduğumuz o yüksek dağların içerisinde aynı bunun gibi daha keşif bekleyen nice mağara bulunuyor. Milyonlarca yıl önce oluşmaya başlamış sarkıtların ve dikitlerin kendini gösterdiği tam bir yaratılış harikası diyebiliriz bu güzel mağara için. Mağaranın daha da derinliklerine doğru yol alıyoruz. Mağaranın derinliklerine doğru yol aldıkça yeraltı nehirleri bizi karşılıyor, yeraltı gölleri bizi karşılıyor. 1936 yılında barajın yapılmasıyla beraber tabii bu güzel nehrin suları belli bir noktada kalıyor. Suların yükselmesiyle beraber bu güzel mağaranın içinde de göller oluşmuş. İşte hemen yanı başımızda bu güzel gölleri görebiliyoruz. İnanılmaz bir trafik var. Görüyorsunuz çok fazla turist geliyor. Brelo Mağarası kanyondaki en popüler gezi rotalarından. Mağaranın içinde biraz keşifler yaptıktan sonra mis gibi tabiata geri dönüyoruz. Ormanların gür yeşili, su sesi ve hafif rüzgarla Matka Kanyonu bize çok güzel zaman geçirtiyor. Gözümüz yeşile doyuyor. Makedonya'da zengin bir tarih içinde yemyeşil tabiat içerisinde keşiflerimizi yapıyoruz. Ve şimdi Makedonya'ya yapılan uçuşlarla ilgili bilgi alacağız. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz acaba? Ben Pınar Ayvazarıkan, Türk Hava Yolları Makedonya Müdürüyüm. 2,5 yıldır burada görev yapıyorum. 22 yıldır Türk Hava Yolları'nda görev yapıyorum ama bu 2,5 yıl gerçekten benim için çok özel oldu. Çünkü bu doğa güzellikleriyle, tarihiyle, bizimle birçok ortak kültürü, tarihi paylaşan Makedonya'da görev yapmak çok özel bir şey benim için de. Gerçekten öyle harika bir doğa var. İnsanları çok yakın, çok evet. Sıcakkanlılar. Eminim izleyicilerimiz gelmek istiyor. Uçuşlarla ilgili bilgi alabilir miyim? Tabii sabah ve akşam olmak üzere günde 2 sefer yapıyoruz. Zamanı kısıtlı olan yolcularımız için sabah gelip akşam dönme imkanları bile var. Onun dışında tabii ki birkaç gün ayırabilen yolcularımız çok daha keyifli çevredeki diğer şehirleri de tanıyabilirler. Gerçekten çok güzel. Siz 2,5 yıldır buradasınız. İzleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bize siz buraya gelme şansları olduğu için bu çok büyük bir avantaj. Sabah 8.30'da uçağımız buraya iniyor ve bütün günü kazanıyorlar. Burada hemen şehre sadece 10 dakikalık mesafedeyiz şu anda Üsküp'e. Buraya gelip güzel bir kahvaltı yapabilirler, güne başlarlar. Sonra devamında Üsküp'ü tanırlar. Ertesi gün gene Ohri, çok yakınımızda. Ohri'de bulunabilirler. Ve burada çok güzel 3-4 günlük bir hafta sonu tatili gerçekten çok keyifli olacaktır. Gerçekten öyle. Biz de çok beğendik, çok sevdik. Ben bütün izleyicilerimizi Makedonya'ya davet ediyorum. Çok teşekkürler gerçekten. Biz teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için. Doğanın göz kamaştırdığı bu harika kanyon, doğa yürüyüşü yapmak için, doğayla baş başa kalmak için harika bir mekan. Tabiatın en yalın haline doyulup, yürüyüşün keyfine varılıyor burada. Yapay, gözü bozan hiçbir şey yapılmamış bu yürüyüş yoluna. İnsanlar kayaların yanından kilometrelerce yürüyebiliyorlar. Bu güzel kanyonda keyif dolu yolculuğumuza devam ediyoruz. İsteyenler tekneyle, isteyenler de Sarp dağların, yamaçların eteklerinde yürüyebiliyorlar. Resmen şu anda dağcılık yapıyoruz. Bakar mısınız? Tabiata uygun bir şekilde, doğaya kesinlikle zarar vermeden, bakın böyle taşlar oyula oyula
yollar yapmışlar. Ve turistler de işte bu gölün yanı başında hemen bu taşların içerisinde oldukça güzel zaman geçiriyorlar. Evet, bakar mısınız? İsteyenler mola veriyor, bu güzel manzarayı seyrediyor. Oldukça keyifli bir yer burası. Bu güzel yürüyüş yolu yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda. Zaten bulunmuş olduğumuz kanyonda 8 kilometre gidiyor. Aslına baktığımız zaman Treska Nehri yaklaşık 50 kilometrelik bir uzunluğa sahip ve üstünde 3 tane baraj bulunuyor. Makedonya Turizm Ofisi Müdürü Lup Çöber ile beraberiz ve kendisine bu güzel misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Hi Mr. Lupço. Hello. Lup Çöber'e teşekkür ettikten sonra kendisi de bizi ağırladıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ve vizesiz seyahat edilebilen Kuzey Makedonya'ya daha fazla Türk turist beklediklerini dile getiriyor. Ortak bir tarihe sahip olduğumuzdan, kültürel benzerliklerimiz olduğunu, lezzetlerimizin birbirine çok yakın olduğunu söylüyor. Dört mevsim farklı güzellikler, zenginlikler sunan Kuzey Makedonya'ya Lup Çöber bütün izleyicilerimizi davet ediyor. Şimdi Kuzey Makedonya'nın hep beraber Manastır şehrini keşfedelim mi? Kuzey Makedonya'nın ikinci büyük şehrindeyiz. Kuzey Makedonya'nın en turistik, en çok ziyaretçi çeken şehirlerinden biri Manastır kentine geldik. Manastır kentinin bugün nüfusu yaklaşık 100 bin kişi civarında ve bölgenin en önemli, ekonomiye en çok katkı katan şehirleri arasında yer alıyor. Tarihine baktığımız zaman şehrin tarihi çok eskilere gidiyor ama bugünkü bu ihtişamına Osmanlı zamanında kavuşuyor. Bulunmuş olduğumuz bu bölge Şirok Caddesi, geniş cadde anlamına geliyor, 19. yüzyılda şekilleniyor. Ve aynı zamanda Manastır kenti Mustafa Kemal Atatürk'ün de okuduğu askeri okulla da dünyaya ün salmış durumda. Biz şimdi bu güzel kenti sizlerle beraber keşfedeceğiz ama önce durağımız Manastır'ın meşhur geniş caddesi. Trafiğe kapalı olan bir cadde burası. 24 saat boyunca hareketli ve özellikle de yaz mevsimi geldiği zaman turistler, yereller zamanlarının çoğunu işte bu güzel caddede geçiriyorlar. Şöyle kafamızı arkamıza çevirdiğimiz zaman da minareler kendini gösteriyor. Minareleriyle, Osmanlı mimarileriyle Manastır tam bir Osmanlı kenti diyebiliriz. Bitola olarak da bilinen Manastır şehri, ülkenin güneybatısında yer alan, Üsküp'e göre daha sakin olan bir şehir. Bulunan diplomasi temsilcilikleri sebebiyle Balkanların diplomasi kenti olarak da biliniyor burası. Manastır kenti akşam olmaya başladığı andan itibaren de ayrı bir kalabalıklığa kavuşuyor. Herkes böyle görüyorsunuz kafelere, restoranlara geliyor. Arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla keyifle zaman geçiriyorlar. Akşam yemeği yiyip çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Akşam olduğu zaman da Makedonya'da, Manastır'da hayat kesinlikle bitmiyor. Zaten bulunmuş olduğumuz bu caddede Makedonya'nın en hareketli caddelerinden biri olduğu gibi en güzellerinden biri de. Burası da meşhur Manolya veya bir diğer ismiyle 2. Filip Meydanı. Şimdi Manastır kentinin meşhur ana meydanındayız. Burası 2. Filip Meydanı olarak isimlendiriliyor. Her ne kadar bu meydan 2. Filip'in adını taşıyor olsa da şehrin merkezine baktığımız zaman Osmanlı eserleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Birbirinden güzel Osmanlı camilerinin, saat kulelerinin yer aldığını görüyoruz. Tarihi bu kentin binlerce yıl öncesine gidiyor ve bu şehrin temelleri ilk olarak 2. Filip zamanında atılıyor. O zamanlarda M.Ö. 4. yüzyılda 2. Filip şehri kurduğu zaman buraya Heraklea adı veriliyor. Ardından zamanla Mitola'ya dönüyor. Bugün Mitola olarak isimlendiriliyor olsa da Osmanlı buraya geldiği zaman Osmanlı dönemi boyunca şehir Manastır olarak isimlendirilmiş. Ve bugün de hala Türkler bölgeye Manastır demeye devam ediyorlar.
Özellikle meydanın çevresine baktığımız zaman cami minareleri, birbirinden güzel camiler, hemen ben Osmanlıyım diyor. 16. yüzyılda inşa edilen yeni cami şu anda TİKA tarafından restore ediliyor ve hemen arkasında da İshak Paşa Camii kendini gösteriyor. 1500'lü yıllarda İshak Paşa Camii inşa ediliyor. İshak Paşa tarafından, dönemin veziri tarafından ve bugün de hala kullanılan, sapasağlam ayakta duran camiler bu güzel Osmanlı camileri. Hemen şehrin meydanında yine saat kulesi dikkat çekiyor. Tabi Osmanlı'nın en önemli sembollerinden biri saat kuleleriydi. Bütün meydanlarda insanlar namaz vakitlerini kaçırmasınlar diye bu şekilde saat kuleleri yapılmış. 16. yüzyılda tarihleniyor. Osmanlı gittikten sonra saat kulesi yine sapasağlam ayakta ama üstüne bir haç eklenmiş. Şehir yemyeşil doğasıyla, oturma alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, meydanlarıyla adeta ben Osmanlıyım diyor. Manastır'da şimdi gelen turistlerin genelde gezi listesine aldıkları meşhur Manastır Askeri İdadisi'ndeyiz. Şimdi Osmanlı'nın en önemli askeri okullarından birindeyiz. Kuzey Makedonya'nın Manastır kentindeki Manastır Askeri İdadisi'ne geldik. Yani Manastır şehrinin Manastır Askeri Okulu burası. Dönemin en önemli askeri okullarından biri olan bu tarihi mekanda Mustafa Kemal Atatürk de eğitim görmüş. 1896-1898 tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk askeri eğitiminin bir kısmını bu okulda tamamlamış. Ve bugün burası Manastır şehrinin en önemli müzelerinden biri. İçerisinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir ana odası olduğu gibi bölgeye ait yapılan kazılarda gün ışığına çıkan arkeolojik eserler de yine bu özel müzede sergileniyor. Askeri okulun ikinci katına çıktığımız zaman burada tabii derslikler bulunuyor. Bu derslikler müzeye dönüştürülmüş. İşte Atatürk için de özel bir ana odası hazırlanmış. Binanın restorasyonu TİKA tarafından yapıldığı gibi bu ana odası da yine TİKA tarafından tasarlanmış. Hemen bu güzel ana odasına girer girmez Mustafa Kemal Atatürk'ün o meşhur sözüyle karşılaşıyoruz. Yurtta sulh, cihanda sulh sözüyle buraya gelen turistler, ziyaretçiler bu güzel ana odasına giriş yapıyorlar. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan heykeller, onun yaşamına ait olan resimler, bilgiler, belgeler, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan büst yine burada karşımıza çıkıyor. Ve aynı zamanda buraya bir anı defteri koymuşlar. Buraya gelen turistler, ziyaretçiler bu anı defterine duygularını yazıyorlar. Biz de tabii ki anı defterine duygularımızı yazdık. Yine burada Mustafa Kemal Atatürk döneminde olan farklı farklı fotoğraflar, yine Atatürk'ün de içinde bulunduğu fotoğraflar, katıldığı çeşitli törenler ve aynı zamanda yine Atatürk'le ilgili olan birçok kitap burada yerini almış. Ve Mustafa Kemal Atatürk döneminde kullanılan askeri kıyafetler, askerlerin, komutanların giymiş olduğu kıyafetler görüyorsunuz burada bir bir sergileniyor. Gerçekten çok güzel, tüylerimiz diken diken oldu. O günleri sonuna kadar hissediyoruz. Hep o zamanlara ait çok özel İstiklal Madalyası yine burada sergileniyor. Mustafa Kemal Atatürk, Selanik'te askeri rüştiyesini bitirdikten sonra 13 Mart 1896 yılında bu okula giriyor. 3 yılını bu okulda geçiriyor. 1899 yılında mezun olduktan sonra ise İstanbul'da Kara Harp Okulu'na giriyor. Atatürk'ün okumuş olduğu askeri idadinin içerisinde yer alan odalardan bir kısmı da arkeoloji müzesi olarak kullanılıyor. Makedonya'nın tarihine baktığımız zaman zaten binlerce yıl öncesine gidiyor. 8000 yıl öncesine giden çok zengin bir tarih var ve bu 8000 yıl içerisinde bambaşka medeniyetler gelmiş, bu topraklarda hüküm sürmüş ve hepsine ait izler de işte şu anda bulunduğumuz manastırın müzesinde sergileniyor. Hadi gelin hep beraber bu zengin tarihe bir göz atalım. Vitrinlerde o kadar güzel binlerce yıl öncesini anlatan eserler var ki işte Cilalı Taş Devri'nden başlıyorum size bu güzel eserleri göstermeye. Seramikler tabii o zamanlarda yapılmış, taştan eserler yapılmış ve insanlar
yiyeceklerini bu taşlarla hep öğütmüşler. Ve bakın sapasağlam da bugüne kadar gelmiş. Yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerin birçoğu bu güzel müzede sergileniyor. Yine dini ritüellerde kullanılan dini küçük küçük figürler, simgeler hepsi bu müzede kendini gösteriyor. Farklı farklı böyle tabii ki şekillere bürünmüş olan simgeler bulunuyor. Bunların hepsini insanlar dini törenlerinde kullanmışlar. Gerçekten çok güzel eserler var. Bakar mısınız? Yine taş devrine ait seramikler. İnsanlar tabii o zamanlarda buzdolapları olmadığı için bu güzel küpleri hep buzdolabı olarak kullanmışlar. Tabii yapılan kazılarda binlerce yıl önce insanlar nasıl yerlerde yaşıyorlardı? İşte onu tespit etmişler ve buraya o zamanlarda yaşayan insanların evinin bir maketini yapmışlar. Yine bu kısma baktığımız zaman heykelleri, küçük küçük heykelleri görüyoruz. 2. ve 3. yüzyıla ait olan Roma döneminden kalmış olan heykeller, heykel başları. Bakar mısınız? O zamanlarda tabii ki sanat çok önemliydi, sanatçılık çok önemliydi ve insanlar önemli kişileri hep mermerlere işliyorlardı. Yine bu kısımda görüyoruz. Müzede etnografik eserler de yer alıyor. Kültürü anlatan birçok detaya yer verilmiş. Tarih kitaplarının sayfalarında dolanıyor gibi hissettiğimiz müzede insan Makedonya'yı daha iyi anlıyor ve tanıyor. Ne yazık ki üzülerek söylüyoruz ama bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ama sakın üzülmeyin çünkü bu güzel toprakları bir bölüme sığdırmak mümkün değil. Gelecek hafta yine kaldığımız yerden Kuzey Makedonya'yı keşfetmeye devam edeceğiz. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum ama bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerim ise dunyayigeziyor diyorum. Ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum.